İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Hükümet Sözcüsü Armeni Sahakyan'ın haftalık briefingi. Fransa, Azerbaycan'ı kınadı ve vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmemelerini tavsiye etti. İran, Zangezur Koridoru konusundaki pozisyonundan vazgeçme niyetinde değil. Ocampo, uluslararası hukuk var. Onu uygulamak için daha uygun koşullarımız var. Arsak nüfusunun geri dönmesi gerekiyor. Armenosit, Ermeni halkına karşı değil, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Meksika Senatosu, gelecekte işlenecek insanlığa karşı suçların önlenmesine katkıda bulunmuştur. Ahalkalak Surpaç Kilisesi'ne yapılan haç günü unutulmazdı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Armeni Huy Saakyan'ın Basın açıklaması 14 Eylül'de gerçekleşti. Sözcü basın açıklamasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lydia Margosyan ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan'ın konuşmalarına değindi. Yaz Üniversitesi ile ilgili etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Devlet Başkanı Margosyan etkinliğin beklendiği gibi gittiğini vurgulayarak bu etkinlik sayesinde pek çok kişinin Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin varlığından haberdar olduğunu vurguladı devlet başkanı etkinlikte hazır bulunan Ermeni temsilciler ile Fransa'dan temsilcilerin Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan'ın Birleşmiş Milletler'de yürüttüğü devasa çalışmalara çok değer verdiğini kaydetti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armen Gabrahamyan etkinlik sırasında 12.si gerçekleşen Ahtamar Kutsal Haç Kilisesi'ndeki ayine katılan Batı Ermenistan temsilcileriyle temas kurduklarını, kendilerinin de katılımcılara selamlarını ilettiklerini ve formu kutsadıklarını bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada belirtildiğine göre Fransa yurttaşımız Theo Klerk'in Azerbaycan'dan mağdur edildiği keyfi ve açıkça ayrımcı tutumu kınıyor. Theo Klerk, Azerbaycan mahkemesi tarafından metrodaki grafiti nedeniyle 10 Eylül'de 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve farklı vatandaşlıklara sahip iki sanık da tamamen aynı faaliyet nedeniyle yalnızca para cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında yurttaşımız tutuklanır tutuklanmaz Bakü'deki Fransız Büyükelçiliği Viyana Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yurttaşımızın çıkarları doğrultusunda konsolosluk koruması sağlamak üzere Azerbaycan'ın yetkili makamlarıyla temasa geçmiştir. Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi: yargı sistemi hukuki koruma konularında herhangi bir bağımsızlık garantisi sağlamayan bu ülkede keyfi gözaltı ve adil olmayan yargılama riski nedeniyle çifte vatandaşlık sahipleri de dahil olmak üzere Fransız vatandaşlarına zorlayıcı sebepler olmaksızın Azerbaycan'ı ziyaret etmemeleri tavsiye edilmektedir. Zangezur koridoru konusunda İran kararlı bir duruş sergiliyor ve pes etmeye niyeti yok bu durum İslam devrimi muhafızları ordusunun sosyal ağlarda yayınladığı açıklamada belirtiliyor. Açıklamada şöyle deniyor. Bölgesel bir güç olarak İran, Saddam Hüseyin rejimine karşı savaşı kazanmak da dahil olmak üzere onlarca yıldır dayanıklılığını kanıtladı. İran, siyasi ya da askeri baskı olsun hiçbir dış gücün nüfusunu zayıflatmayacağını açıkça gösterdi. İran'ın çıkarlarını göz ardı ederek bölgesel dengeyi bozmaya yönelik her türlü girişim kararlı bir direnişle karşılanacak ve ülke tüm siyasi ve stratejik konularda pozisyonunu savunmaya devam edecektir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ilk başsavcısı Luis Moreno Ocampo, Yerevan'da yaptığı konuşmada, uluslararası hukuk var, onu uygulamak için daha uygun koşullarımız var. Arsa halkının geri dönmesi gerekiyor dedi. O ayrıca Ermeni rehinelerin serbest bırakılması ve soykırımın Armenosid'in durdurulması çağrısında bulundu. O kampo, uluslararası hukukun daha geçerli olduğunu ve doğru şekilde uygulanmasının önemli olduğunu vurguladı. Artsakh Cumhuriyeti halkının hakları olduğunu, onların geri dönüşü ve haklarının korunması için bir plan yapılması gerektiğini belirtti. O Ermenilerin yalnız olmadığını, uluslararası toplumun da onların yanında olduğunu vurguladı. O kampo rehinelerin serbest bırakılması için Ermeni halkının bir araya gelerek uluslararası destek alması gerektiğine değindi. Bakü'de bağımsız hakimlerin bulunmadığını ve yargılamaların adil olmadığını da vurguladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin rolüne değinen Ocampo, Doğu Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılarak yeni bir savunma sistemine kavuştuğunu, Ermeni nüfusunun haklarını korumak için uluslararası hukukun kullanılabileceğini söyledi. Doğu Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Vekili Hagop Arşakyan, Meksika Senatosu ve Parlamentolar Arası Birlik Kadın Parlamenterler Bürosu Başkanı Cynthia López Castro ile 13 Eylül'de görüştü. Hagop Arşakyan, iki ülkenin yasama organları arasındaki işbirliğinin derinleştiğini vurgulayarak Ermenilere karşı işlenen soykırımı Arminosidi tanıdığı ve kınadığı için Meksika Senatosuna şükranlarını dile getirdi. Meksika'nın bu adımla insanlığa karşı suçların önlenmesine katkı sağladığını da kaydetti görüşmede Doğu Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin düzenlenmesindeki son gelişmeler de ele alındı. Ermeni Apostolik Kutsal Kilisesi Ahalkala Kutsal Aç Kilisesi'nde Haç Günü haline gelen Kutsal Aç Bayramını 15 Eylül'de kutladı. Bu yıl kutlama Havari Thomas'ın kalıntılarının kilisede sergilenmesiyle öne çıktı. Haç Bayramı Ermeni Apostolik Kilisesi'nin beş bayramının sonuncusudur ve Rabbin Haç'ının geri dönüşü ve Golgota'ya dikilmesi anısına kutlanır. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapım mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenia TV, ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını gördük. Hoşça kalın.